Merhaba arkadaşlar, her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Hatay turumuzun videosunu şu anda otobüste birleştiriyorum. Bu yüzden de kolajlamada arkadaki uğuldamayı duyuyorsanız lütfen kusura bakmayın. Dünkü gezimizin devamı. Biz şu anda Adıyaman'da Nemrut Dağı'na çıkıyoruz. Tam göz olanın gözü çıksın mozaiği. Kuş da gözünü parçalıyor. Aynen. Geçen ay gittiğimde trafiğe nasıl kılacaksın şurada serisi? Uzun uzun. Kararı geçti ama. Aynen. Bir daha güzel ver inşallah. Evet. Allah ömür verirse. Sonradan yapılacak sunak. 5. 6. yüzyıldan bakın mozaikleri görüyorsunuz. Orijinal haliyle, yani herhangi falan sonradan yapılmış mozaikler değil. Orijinal haliyle gördüğünüz gibi. Buradan bakın şu sol taraftan çuvalın iç kısımdan yukarıya doğru dam üst kısmına doğru bir kaçış süreli söz konusu.
Merdiven mi var? Yok yok, tünel. Deniz bir tünel. Yukarıya doğru baca gibi. Oradan bir kaç kişi söz konusu. Şurada bakın, bak biz Suyusuve'ye kutsal su diyoruz. Kutsal su diye kabul ettiğimiz su, mağaranın içerisindeki nemden ve üst taraftaki su sızıntılarının bir alana toplatılarak insanlara şifa verileceğine inanılan kutsal su. Hemen toplatılıyor. Ve bu eklenti, bu bölüm tamamen 11. yüzyılda Orhatlı Konsolosluğu döneminde eklemeler söz konusu, büyütülecek sular. 1860'larda, 1800'lerde. Yani şurası orijinali aslında bir mağaraydı. Zaman içerisinde buraya şekil verildi. Zaman içerisinde buraya şekil verildi. Habibül Neccar Camisi. Ne demiştik? Anadolu coğrafyası içerisinde yapılmış olan ilk camidir. Böyle bir özelliği var, bakın ilklerden bahsediyoruz sürekli. Peki size bir soru değerli misafirlerimiz. Size bir soru. Türklerin Anadolu'da yapmış olduğu ilk cami hangisi? Neydi caminin adı abi? Kars'taki Menüker Camisi. Menüker Camisi. Anı harabelerindeki Menüker Camisi olarak kabul görüyoruz. Hani de Doğu Ekspresi yaptığı gibi diyor. Yaptığı da değil mi o? Hani de burada Türklerin ilk yapmış olduğu, Şeddadilerin daha doğrusu yapmış olduğu ilk cami. Zaten Türk şeyinde, Türk hakimiyetinde. Diğer bir diğer şey ise aş. Hadi dışarı. Yala. Bekliyor burada ya. Tamam, ayıp olmasın diye. Ne kadar güzel bir bahçe. Çok güzel. Ama restoran tabii. Kağıt kebabı ve meze çeşitleri arkadaşlar. Gerçekten çok güzel mezeleri ve baharat ürünleri. Bu şekilde masamızda çekmiş olayım sizlere. Aşırı bir rüzgar var. Burada da gördüğünüz üzere nasıl poz veremem veremediğimin
Harbiye Şelalelerinin kuş bakışı çekişi arkadaşlar. Kuş bakışı çekmiştim yukarıdan. Daha sonra içine girmiş halinde çekeceğim inşallah. Yukarıdan aşağı insin diye yürür gibi yapıyor.
Thank you.